Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Elimde görüyorsunuz uzun zamandan beri size incelemek istediğim bir kamp seti. Stanley Adventure mini kamp seti. Stanley Adventure Camp Set. Uzun zamandan beri bu çelik seti kullanıyorum arkadaşlar. Bunu tercih etmemdeki sebep tabii ki küçük oluşu ama her şeyden önceki ilk tercih sebebim çelik oluşu. Bilmiyorum yani kimilerine göre alüminyum ucuz, sağlam, herhangi bir zehir, herhangi bir şey olmadığını savunsalar da ben bir makine mühendisi olarak alüminyum, özellikle de ihtisasını alüminyum üzerine yapmış bir mühendis olarak alüminyumu çok sevmiyorum. Özellikle kullanımın çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de aradım taradım kullanımı kolay, çok fazla pahalı olmayan ama çelik olan bu kamp setini buldum. Şimdi bu kamp seti 4 parçadan oluşuyor. Çok basit basit de şöyle hemen açacak olursak. Şöyle bir sapı var arkadaşlar. Hemen ardından bir kapağı var. Şu kapağı hemen koyuyorum. İçinden de şu şekilde görüyorsunuz 2 adet plastik bardak çıkıyor. Bu plastik bardaklar gerçekten sağlam, öyle uyduruk plastik, yani dandik plastiklerden değil. Bakalım neden yapılmış. Hemen altına bakıyorum. Yüksek yoğunluklu polipropilenden üretilmiş. Kolay kolay aşınmıyor. Düşse de kırılmıyor. Ve sağlığa hiçbir zararı yok. Ürünün gövdesi üzerinde gördüğünüz gibi şurada Oz ve mililitre cinsinden işaretleri var arkadaşlar. Bunlara bakarak içine su koyabiliyorsunuz. Bunun içinde neler yapılabiliyor? Bunun içinde makarna yapılabiliyor. Sucuklu yumurta ben yapmadım, çok tavsiye etmiyorum. Muhtemelen çelik olduğu için yapışacaktır. Onun dışında menemen tarzı yağlı şeyleri, pilavdır falandır gibi şeyleri tek kişi olmak üzere, yani iki kişi çok böyle hayvan gibi yemiyorsanız. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tek kişi olmak üzere işinizi görüyor. Ürünün güzel yanı arkadaşlar kapağının üzerinde delikleri oluşu. Şöyle kapağının üzerinde delikler var ve bu kapak sayesinde ve tutacağı sayesinde şu şekilde ürünü süzgeç olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şu şekilde bir sapı var arkadaşlar. Bu sap şöyle hafif bastırmayla katlanıp ürünün üzerine geçiyor. Şu şekilde kilit de oluşturuyor ve çantanızda inanın hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Benim bu ürünle ilgili gördüğüm en büyük dezavantaj çok yüksek sıcaklıklar altında arkadaşlar. Şu sap metal olduğu için bir müddet sonra biraz ısınabiliyor. O yüzden yani böyle aşırı ısınıp dokunulmayacak hale gelmiyor. Ama sıcak havalarda insanı rahatsız edebiliyor. Bu yüzden böyle bir mendil veya kumaş parçası yardımıyla tutmak gerekebiliyor. Bir diğer dezavantajı arkadaşlar şu klik kısmını kapatabilmek, açması çok kolay. Ama kapatırken biraz güç sarf etmek gerekiyor. Bu da bayan kullanıcılar için biraz zorlayıcı. Bana göre bu da bir dezavantaj. İçinden çıkan bardaklar 296 mililitre, aşağı yukarı bir kutu kolanın 330 mililitre olduğunu varsayarsak, yani bir bardak suyla adamı doyurabilecek nitelikte. Ürünün en güzel yanı bu bardakların içinde oluşu ve bir diğer özelliği yer kaplamaması. Bu ürünü nerede bulabilirsiniz? Bu ürünü aşağı yukarı outdoor malzemeleri satan her yerde bulabilirsiniz. Bir takım bisikletçilerde de satıldığını biliyorum. Ben bu ürünü 89 lira gibi bir fiyata almıştım. Stanley'nin sayfasında 30 dolardan bahsediyor. Bu aralar doların 4 lira olduğunu düşünürsek tahminen, yani kaba olarak tahminim 120 lira civarında bir fiyata sahip. Ürünle ilgili bir diğer söylemem gereken konu, ürün ateşle beraber bir müddet sonra kararma yapmaya başlıyor. Kararma yapmasının hiçbir zararı yok ama kararmayı çıkarmak istiyorsanız bunun için cep sodası kullanabilirsiniz. Bu da buradan size bir püf noktası olsun arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta videomu kaçırmayın. Her zaman aynı saatte olmayabiliyor. Bu yüzden kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Ayrıca bana sormak istediğiniz soruları veya çekmemi istediğiniz videoları aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.